H harfiyle başlayan hayvanlar. Halkalı solucan. Çok hücreli hayvanlardan birincil ağızlar şubesinin bir dalıdır. Gövdeleri uzun, yumuşak, yassı ya da yuvarlak biçimlidir. Beyin ya da çok gelişmiş duyu organlarının bulunduğu kısa bir baş bölgesinden sonra çember biçiminde bölüklerden oluşan uzun gövde yer alır. Hamam böceği. Dünyanın her yerinde yaşayan bir böcektir. Düz kanatlılardandır. Çekirgeyle yakından akraba olan hamam böceğinin binden çok çeşidi vardır. Hamam böceğinin yassı bir vücudu vardır. Parlak, sert bir kabuk içindedir. Uzun, kuvvetli bacakları sayesinde çok hızlı koşabilir. Böceklerin en hızlı koşanlarındandır. Uzun duyargaları vardır. Hamsi. Hamsi balığı omurgalı hayvanlardan balıklar sınıfının hamsigiller familyasından bir balık türüdür. 10-16 cm uzunluğunda uzun ve yandan basık gövdeli bir balık olup sırtı yeşil mavi ya da siyah yakın koyu mavi renktedir. Sırt ve anüs yüzgeçleri tek ışınlı ve yumuşaktır. Kuyruğu çatallıdır. Hamster. Hamster kemirgen bir hayvandır. Hamsterlar Avrupa ve Asya'nın batısında bulunan tarım alanlarında ya da bozkırlarda kendi kazdıkları yuvalarda yaşarlar. Hamsterlar genellikle meyve, sebze ve tahıllardan beslenmeleri sonucunda bazen tarım alanlarına zarar verebilirler. Hamsterlar baykuş, atmaca, gelincik gibi hayvanlar tarafından avlanırlar. Hani balığı. Levrek ailesinden alaca kırmızı renkli orta büyüklükte bir balıktır. En irilerinin ağırlığı yarım kiloyu, uzunluğu da 25 santimetreyi bulur. Ağırlığı 1 kiloda bulunanlara da rastlanabilir. Hanilerin sırt yüzgeci enseden başlayarak kuyruğa kadar uzanır. Genel olarak pullu balıklardır. Bodur bir gövdeye, büyük bir kafaya ve vücut boyutuna oranla çok büyük bir ağza sahiptir. Çeneler keskin dişlerle doludur. Başlıca 6 çeşidi vardır. Hidra. Tatlı su polibi de denir. Tatlı su ve göllerde tek tek bireyler halinde yaşar. Vücudu torba biçiminde olup üst kesiminde ağzı ve bunun çevresinde dokunaçlar bulunur. Kendini yenileme yeteneğinde olan hidradan kopan bir parça yeni bir hidra oluşturabilir. Hindi. Hindi, sülün, tavuk ve bıldırcın gibi diğer av kuşlarıyla yakından ilişkili büyük bir kuştur. Yılbaşı ve şükran günü gibi geniş aile günlerinde özel bir yemek olarak batı dünyasında ün kazanmıştır. Hindiler ağaçlarda yuva yapsalar da en çok açık ormanlarda, ormanlık alanlarda ve otlaklarda bulunurlar. Yabani hindi ve benekli hindi olmak üzere iki farklı hindi türü vardır. Yabani hindi Kuzey Amerika'nın açık ormanlarında doğal olarak bulunur ve tüm kuş türlerinin en ağır olanıdır. Hipopotam, su aygırı. Çift parmaklar takımının hipopotamginler familyasından bir hayvandır. Dört alt türüyle Sahra'nın güneyinde ve tüm Afrika'da göl ve ırmaklarda yaşar. Uzunlukları 4-5 metre, kuyruk 50 santim, omuz yüksekliği 1,5 metre, ağırlıkları 2000-2500 kilogramdır. Filden sonra dört parmaklı hayvanlar içinde en büyüğüdür. Ağır, gövdeli, iri başlıdır. Horoz. Horoz bir kümes hayvanıdır. Tavuğa göre kuyruk ve boyun tüyleri daha uzun ve parlaktır. İbiği büyük ve gösterişlidir. Kendisine has ahenkli bir ötüşü vardır. Ağırlığı 3,5-4,5 kilo kadardır. Çok güzel ve uzun süreyle ötenler olduğu gibi özel olarak horoz dövüşü için yetiştirilen cinsleri de vardır. Horozbina balığı. Horozbina balığı büyük bölümü sıcak ve ılık denizlerde, pek azı tatlı sularda yaşayan 300 kadar kemikli balık türünün ortak adıdır. Uzunlukları türe göre 2,5-30 cm arasında değişen bu balıkların vücudu pulsuz ve kuyruğa doğru gidildikçe basıklaşan uzun bir koni biçiminde, başı küt, gözleri iri, ağzı küçük, dudakları kalındır. Bazılarının başında dallanmış dokunaçlar yer alır. Hüthüt kuşu. Çavuş kuşları familyasının örnek kuşudur. Türkiye'de Asya'nın güney kesimlerinde, Afrika'nın bazı bölgelerinde yaşar. Hüthütlerin vücudu turuncuya çalar kahverengi, kanat ve kuyrukları enine siyah-beyaz çizgilidir. Siyahımtırak gagası uzun ve kıvrıktır. Daha çok bağlarda, çam ormanlarında, meyve bahçelerinde bulunurlar. Hüthüt kuşu yakaladığı böcekleri önce yere çarparak öldürür,
Sonra havaya atarak boşlukta yakalar ve yutar.